Tarih boyunca bilim insanları imkansız olarak görülen pek çok olaya tanık oldu. 5 yaşındayken hamile kalan Lina Medina'nın hikayesi de bunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Lina'yı ailesi şikayetlerinden dolayı hastaneye götürdü ve sürpriz bir gerçekle karşılaştı. Aileyi dehşete düşüren gerçek ise 5 yaşındaki kızlarının hamile olmasıydı. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 1933 yılında Peru'da dünyaya gelen Lina, 5 yaşında anne olarak tarihine geçti. Kulağa oldukça tuhaf gelen ve gerçek dışı olarak algılanan bu olayın sebebi ise kız çocuklarının bazılarının zaman zaman görülebilen puberte precox hastalığıydı. Bu hastalık nadir olarak görülse de kız çocuklarının daha erken regl olmasına neden oluyordu. Lina, 1939 yılında karnı büyüdüğünde ailesi onun karnında tümör olabileceği korkusuyla hastaneye götürdü. Fakat gerekli tetkikler sonucunda ortaya çıkan durum aileyi şaşkına uğrattı. Anaokuluna gitmesi gereken yaşta olan 5 yaşındaki Lina 7 aylık hamileydi. Tetkikleri tamamlayan doktorun ve ekibinin bütün şaşkınlığına rağmen 6 hafta sonra Lina bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu doğum sonrasında ise dünyanın en genç annesi unvanına kavuştu. Doğum 5 yaşında kız çocuğun vücudunun böyle bir duruma elverişli olmaması nedeniyle sezeryan yöntemiyle gerçekleştirildi. Anneler gününe denk gelen doğumda çocuk 2,5 kilo olarak dünyaya geldi. Çocuğa ise doğumu yapan doktorun adı Gerardo verildi. Gerardo büyüyene kadar biyolojik annesini ablası olarak bildi ve gerçek ona uzun bir süre boyunca söylenmedi. Bu ilginç tıbbi olay herkesin dikkatini çekti. Özellikle o dönemde Amerikan basını bu konuyla ilgili pek çok haber yaptı. Bu şaşırtıcı hamileliğin üzerine spekülasyonlar yapıldı. Zaman geçmesiyle beraber hamileliğin arkasındaki gerçek bir sır perdesi olarak kaldı. Lina'nın bebeğinin babası hiçbir zaman açıklanmadı. Aile çevresinden de tepkiler görünce çocuğuyla birlikte Lina'yı gizlemeye karar verdi. Olayın peşinde olan basın kuruluşları büyük miktarlarda paralar teklif ederek çocuğun babasını öğrenmeye çalıştı. Lina ise her şeye rağmen bu sırrı korumaya devam etti. Olayla ilgili herhangi bir gelişme sağlayamayan Peru mahkemesi Lina'nın babasını yargılamaya karar vererek hapse attı. Hiçbir delil ya da şahit bulunmaması nedeniyle mahkeme Lina'nın babasını serbest bıraktı. Lina 1970'lerin başında Raul isminde bir adamla evlendi ve 1972 yılında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Gerardo 1979'da 40 yaşındayken annesinden önce yaşamını yitirdi. Lina için yapılmış kısa videoyu gelin hep birlikte izleyelim. 5 yıl 8 ay. O yaşta hamile kaldım. Merhaba, ben Lina Medina. Sıkı durun çünkü anlatacak şaşırtıcı bir hikayem var ama baştan başlamak istiyorum. Trarapo Peru 1939 yılında. Ailem karnımın büyümeye başladığını fark ettiğinde sadece 5 yaşındaydım. Şok oldular, kafaları karıştı ve endişelendiler. Kimse bu kadar genç bir kızın nasıl hamile kalabileceğini açıklayamadı. 14 Mayıs 1939'da yerel bir hastaneye götürüldüm ve kapsamlı bir muayeneden sonra şok edici gerçek ortaya çıktı. Aslında hamileydim. Doktorlar zaten 6 aylık hamile olduğumu belirlediklerinde dünya tersine döndü. Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini kimse anlayamadı. Ancak tıp uzmanları, erken gelişme adı verilen nadir bir durumdan muzdarip olduğumdan şüpheleniyorlar. Bu bozukluk, bir kızın 2 yaşında çok genç bir yaşta adet görmesine ve doğurgan olmasına neden oldu. Size o andan itibaren hayatımın bir duygu treni olduğunu söyleyebilirim. Medya beni ilgiyle doldurdu ve çevremdeki insanlar da aynı derecede meraklandı ve şok oldu. Nihayet 27 Mayıs 1939'da sezaryenle sağlıklı bir bebek dünyaya getirdim. Olayım tüm dünyayı büyüledi, spekülasyonlar çokça yapıldı. Birçoğu çocuğumun babasının bir tecavüzcü olduğundan şüpheleniyor. Ancak yaşım küçük olduğu için kendimi net bir şekilde ifade edemiyor, gerçekleri ortaya koyamıyordum. Büyümeye ve nispeten normal bir hayat sürmeye devam ettim. Ancak geçmişimin gölgesi her zaman oyalandı. Ama oğlumu büyütüp ona sevgi dolu bir yuva sunabildim. Kolay olmadı ama elimden geleni yaptım.